Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Asit ve bazların tepkimelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, geçtiğimiz ders biz bu konuyu işlemedik mi? Geçtiğimiz ders asit ve bazların tepkimelerine başladık ve nötralleşme tepkimelerini hallettik. Hala devam ediyoruz. Şimdi sırada asit ve bazların metallerle tepkimesi var ki bundan sonra asit baz tepkimelerini noktalıyoruz. Tamam mı gençler? Atın başlığınızı. Asit ve bazların metallerle tepkimeleri. Şimdi bu konu içerisinde bir tane terim var. O terimi çok sık duyacaksınız. Öncelikle bunun bir tanımını yapalım. Elementlerin kimyasal tepkimeye girme isteğinin ölçüsüne aktiflik denir. Neymiş aktiflik? Elementlerin tepkimeye girme isteğinin ölçüsüymüş. Tamam mı? Metaller de aktifliklerine göre çok aktif, aktif, yarı soy, soy ve amfoter metal olarak sınıflandırılır. Tamam mı? Peki hangi metaller çok aktif ya da hangi metaller amfoter metaller? Buna da bakalım. 1A ve 2A grubu metalleri olan lityum, Sr, Ba, Ca, Na ve K gibi metaller çok aktif metallerdir ki bunlardan en çok karşınıza çıkacak olan 1A grubunda bulunan sodyum, potasyum ve lityumdur. Diğerleri 2A grubunda bulunan stronsiyum ve baryumsa bir de kalsiyum çok karşına çıkmaz. Ama yine de bilmende fayda var. Aklında tutmak istersen şurada kodladık. Lise sırasındaki bacanık. Buradaki elementlerimiz çok aktif metallermiş. Tamam mı? Tepkimeye girme isteği az olan metallere ise yarı soy metaller deniyor. 3 tane yarı soy metalimiz var. Bak bunları çok ama çok iyi bilmen lazım. Cu, Hg ve Ag yani bakır, civa ve gümüş. Bu üçü yarı soy metaller çok iyi bileceksin diyoruz. Tamam. Devam edelim. Tek başına hiçbir asitle tepkime vermeyen metallere ise soy metal denir. Bak hiçbir asitle tek başına tepkime vermiyorsa metalimiz soy metalmiş. Soy ya. Tepkimeye girir mi o adam? Girmiyor. İşte soy metallerimiz de altın ve platinlerdir. Tamam mı? Yine devam ediyoruz. Soy ve yarı soy metaller haricindeki metallerse normal aktif metallerdir. Periyodik sistemdeki A grubu ve B grubu elementleri aktif metallerdir. Tamam. Hem asit hem bazlarla tepkime veren metallere ise amfoter metaller deniyor. Bunların da popüler olanları Zn, Al, Pb, Sn, Cr, B ve galyum amfoter metalleridir ki şöyle aklına tutabilirsin. Nasıl? Sana aldığım papucu çarık zannetme gafil. Buradaki sana yani Sn, alüminyum, Pb, Cr, Zn ve G, Ga. Bunlar amfoter metaller karşına sık çıkar. Tamam mı? Yine aşağıda bir kodlamamız daha var. Yarı soy ve soy metalleri de aşağıdaki gibi kodlayabilirsin demişiz. Cumhur haksızca ağlayanın avucuna patlattı. Yukarıdaki satırdakilerimiz yarı soy. Aşağıdaki satırdakiler de neydir? Soy metallerdir. Böyle aklında tutabilirsin. Ben toparlamak istiyorum burayı. Karşına çıkacak olanlar, genelde çıkacak olanlar bir soy metaller AU ve PT. Bak bunlar soy metal. Unutma bunları. Soy metal. Ve yalnız başına hiçbir asitle tepkime vermiyor. HG, Cu ve AG. Bunlarsa yarı soy metaller. Yarı soy metaller. Bu yarı soy metallerde bazı asitlerle tepkime veriyor. Her asitle tepkime vermiyor. Bir de geriye kalanlarımız var. Geriye kalanlarımız da aktif ve çok aktifler. Aktif ve çok aktifler zaten asitlerle tepkime veriyorlar gençler. Tamam. Şimdi sırayla bu tepkime sonucunda açığa çıkan maddeleri de inceleyelim. Öncelikli olarak asitlerle aktif metal aktif metallerin tepkimeleri. Asitler aktif metalleri tepkime verirler. Aktif bir metalin asit çözeltisiyle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. Tuz oluşur. pH değeri artar. Niye? Hidrojen gazı açığa çıktı. Yani hidrojen iyonu var da hidrojen iyonu işte H iyonu ne yaptı? Elektron aldı ve hidrojen gazına dönüştü. Şuraya da iki yazdım denk oldu. H iyon miktarı azaldığından dolayı pH değeri de artmış oldu. Metal de aşınır ki burada bir modellemesi var. Bak bu şekilde. Asit çözeltisi içerisine metal batırılmış. Zamanla ne oluyor? Metal iyonlarına ayrışmış. Tamam. Notunu al. Metallerin
Yani aktif metallerin asitlerle tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar. Şurada bir bilgi var. Bu bilgiyi de söyleyeyim de geçeyim. Çok aktif metaller aynı zamanda suyla da tepkimeye girerek H2 gazı oluşturabilir. Ama bunu çok aktif metaller yapıyor. Aktif değil. Çok aktifler suyla da tepkimeye giriyormuş. Tamam. İki tane örneğimiz var. Örnekleri inceleyelim. Bir beher içerisinde bulunan H2SO4 çözeltisinden demir çubuk karıştırılıyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bu bir asit. Bu da normal bir metal. Yani soy metal değil. Yarı soy metal değil. Normal bir metal. O zaman ne yapacak? H2 gaz açığa çıkaracak. Tuz açığa çıkaracak. pH değerini artacak. Şimdi metalimiz ne oluyor? Aşınıyor. Aşıldığından dolayı kütlesi azalıyor. H2 gaz açığa çıktı. Bir tuz oluştu. Değişim fizikseldir diyor. Ya gaz çıkışı var. Kimyasal bir olay. Tamam. Cevabımız E seçeneği. E seçeneği yanlıştır diyoruz. Örnek 28. HCl çözeltisi bulunan bir erlen içerisinde X metal parçacıkları atılıp erlen plastik balonla kapatılıyor. Zamanla balonun hacmi arttığına göre X metali hangisi olabilir diyor. Şimdi HCl içerisine X metali attığına göre gaz çıkışı oluyor ve bu gazımız da H2 gazı olarak düşün, tamam mı? Hangisi asitle tepkime veriyorsa o metal olabilir. Kalsiyum normal bir metal olabilir. Alüminyum amfoter metal. Amfoter metaller zaten asitlerle tepkime veriyor olabilir. Potasyum ise yine çok aktif bir metalimiz. Gaz çıkartabilir. Üçü de olabilir diyoruz. Tamam. Geçelim burayı. Gelin şimdi gençler yarı soy metallere. Yarı soy metaller de her asitle tepkime vermiyor. Yalnızca seyreltik HNO3 ve derişik HNO3, bir de derişik H2SO4 ile tepkime veriyor. Yani bunlara oksasit denir. Oksasitlerle tepkime veriyor. Neymiş? Her asitle tepkime vermiyormuş. HNO3'ün derişiyle, HNO3'ün seyreltiyle, bir de H2SO4'ün derişiyle tepkime veriyormuş. Bak, H2SO4'ün seyreltiyle ya da HCl ile ya da başka bir asidimiz olan HP ile ya da başka bir asidimiz olan HI ile bunlarla tepkime vermiyor. Yukarıdaki mavilerle tepkime veriyor. Ve bu tepkime sonucunda ise derişikli olanlardan oksijeni bol olan işte derişik HNO3 ile tepkime girdiyse NO2 gazı, derişik H2SO4 ile tepkime girdiyse SO2 gazı, seyreltikle girdiyse oksijen sayısı az olan NO gazı açığa çıkartıyor. Hidrojen gazı da açığa çıkarmıyor. Hangi metaller? Yarı soy metaller. Yani Ag, Cu ve Hg. Tamam mı? Bu 3 metal şu 3 asitle tepkimeye giriyor ve açığa çıkan gaz H2 gazı değil. HNO3 de derişikse oksijenin fazla hali olan NO2. Bak şuranın NO2 hali. Seyreltikse oksijenin az olan hali NO açığa çıkıyor. H2SO4'ün de derişiyle tepkime girip SO2'li gaz çıkartıyor. Seyreltiyle tepkime vermiyormuş. Ya da HCl'li, HSP'li diğer asitlerle tepkime vermiyorlarmış. Tamam mı? Devam ediyoruz. Tam soy metaller. Tam soy metaller asitlerle de bazılarla da tepkime vermiyor. Ancak bir tane karışımımız var ki bu karışımın adı da kral suyu. Kral suyu dediğimiz şey HCl ile HNO3'ün karışımıdır. Bunlarla tepkime verir arkadaşlar. Soy metaller bak. Sadece bir karışımla tepkime veriyor. Asitlerin tepkimeleri böyle. Bir de bazılarımız var. Bazıları da yalnız amfoter metallerle tepkimeye girer. Yani her metalle tepkimeye girmiyor. Amfoter olanlarla giriyor. Amfoter olanlarda bir tane daha kodlama yöntemi vereyim. Zeynep, al, sana, pabuç, zannetme, çarık. En popüler ametallerimiz bunlar. Bazılar yalnız bunlarla tepki veriyor. Asitler de bunlarla tepki veriyor. Ve sonucunda bazart asit diyelim. İkisiyle de bu metaller tepki veriyor. Sonucunda ise H2 gazı açığa çıkartıyorlar gençler. Tamam. Bu söylediğimiz şeyleri sol tarafta bir modelledik. Sol taraftaki kısma bakın mutlaka. Tamam mı? Çok aktif metaller suyla da tepkimeye girebiliyormuş. Asitlerle girdiğinde H2 gazı veriyor. Aktif metaller yine H2 gazı veriyor. Amfoter metaller H2 gazı veriyor. Yarı soy metaller sadece az önce yukarıda vermiş olduğum şu 3 çözeltiyle tepkimeye girip gaz çıkartıyor ve her birinde de farklı gaz açığa çıkıyordu. Soy metallerse yalnız kral suyla tepkimeye giriyordu. Bazılarsa yalnız ve yalnız amfoterle tepkimeye giriyor gençler. Tamam mı? Toparlayalım mı?
toparlayalım. Şuraya asitler yazalım. Şuraya da bazlar diyelim. Tamam mı? Bazlar yalnız amfeterlerle tepkimi veriyoruz. Yani Zeynep, Al, Sana, Pabuç, Zannetme, Çarık. Tamam mı? Ko, işte ya da Nao. Bu şekildeki bazlar yalnız yukarıdakilerle tepkimi veriyor ve sonucunda H2 gaz açığa çıkartıyor. Asitlerse ne yaptım? Pardon. Asitlerse normal aktif ve çok aktif metallerle tepkime veriyor, giriyor. H2 gazı çıkartıyor. Yarı soy metallerimiz Cu, Hg ve Ag ile tepkimeye her bir asit girmiyor. Sadece H2SO4'ün derişi tepkimeye giriyor bunlarla. SO2 gaz açığa çıkartıyor. HNO3'ün derişi tepkimeye giriyor. NO2 gazı çıkartıyor. HNO3'ün serialitit tepkimeye giriyor. NO gazı açığa çıkartıyor. Soy metallerle de asitler tepkime vermiyordu. Soy metal dediğimiz şey AU ve PT'ydi. Sadece bunlarla bir karışım olan kral çözeltisi tepkimeye giriyordu. Toparladığımızda bu cümleleri sarf edebiliriz. Şimdi gelelim bunların sorularda duruş şekline. Önemli olan burası zaten. Anlattığım şeyleri burada daha iyi pekiştireceğiz. Bakın buraya, korkmayın. Yukarıdaki çözeltilerin metallerle etkileşimi sonucunda oluşan gazlardan hangileri doğru verilmiştir diyor. Bu normal aktif metal, amfoter bir metal. Bak bunu ezbere bilmen lazım. Zeynep, Al, Sana, Pabuç, Zannetme, Çarık. Bak bunlar amfoter. Amfoterlerle bazılar tepkime veriyor ve H2 gazı çıkartıyordu. Demir normal bir metal. Normal bir metal olduğundan dolayı H2 gazı çıkarması lazım. Tamam mı? Şurada demir yerine Hg ya da Ag ya da Cu olsaydı derişik H2SO4 ile SO2 gazı çıkartırdı ama bunlar yok. Tamam. Yukarıdaki de doğru. Normal aktif metaller asit tepkime girmiş. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Örnek 30. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşmez? Normal bir metal asit tepkimesinden H2 gaz açığa çıkar. Bak. Yarı soy bir metal. Yarı soy bir metal HNO3 çün seyreltik ve derişik hali H2SO4'ün de derişik hali tepkimeye giriyordu. Şunlarla girmiyor. Sadece bunun ikisiyle giriyordu. Tamam. İkisinin türevleriyle. Bu girmedi. Cevap B seçeneği. Amfoter bir metal. Unutma. Zeynep, Al, Sana, Pabuç, Zannetme, Çarık. Bunlar amfoter metallerdi ve bazıları tepkimeye giriyor. H2 gazı çıkartır. Cu derişikse NO2 gazı çıkartır. Seyreltikse NO gazı çıkartır demiştik. Normal bir metal. Pardon, amfoter bir metal. Bazıları tepkimeye girer. Amfoter metal olduğunu yine şu yazdığım koddan da çıkartabilirsin. Bu da tepkimeye girer ve H2 gazı çıkartır. Tamam. B olduğunu tekrardan teyit etmiş olduk. Örnek 31. Bütün soru tiplerini göstermeye çalışacağım size. Her soru tipi burada farklı. Dersten kopma ve devam et. Yukarıda verilen kaplarda üstlerinde belirtilen belirten madde ilave edildiğinde çözeltinin pH'i nasıl değişir diyor. Şimdi bu bir metal. Bu da bir metal. Ama bu asidik oksit değil mi? Metalle su tepkimeye girdiğinde, kuvvetli metalle tepkimeye girerse, yani aktif, çok aktif metalle su tepkime giriyor ve H2 gazı çıkartıyor. H2 gazı çıkarsa hidrojen derişimi azalmış demektir. Hidrojen derişimi azaldıysa pH yükselir burada. Amfoter normal bir metal. Normal bir metal suyu etki etmez. Olduğu gibi kalır. pH neyse öyle durur. Karbondioksit ise asidik bir karakter. Asidik bir karakter olduğundan dolayı pH'i ne yapacaktır? Çözünürlüğünü düşürecektir. Artar değişmez azalır olması gerekir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Gelelim örnek 32'ye. Çıkmış bir soruya benzer bir soruydu gençler. O niyetle yazmıştım bunu. Yukarıdaki tabloda X, Y, Z metallerinin HCl, HNO3 ve NaOH çözeltileri tepkime verenlere artı vermeyenlerse eksiyle gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z metalleri hangisi olabilir diyor. Gençler bakın. Y hem HCl ile hem HNO3'te hem de bazla tepkime vermiş. Bazla da tepkime verebildiğine göre bu amfoter metal olacak. Amfoter metallerimiz nelerdi? Zeynep, Al, Sana, Pabuç, Zannetme,
Çarık. Bunlar amfoter. Yani metal bunlarda, Y bunlardan birisi. Şimdi Y bunlardan birisi ise bunlardan olmayanları sil. Tamam mı? Ne var? Bu var. Cevap D çıktı. Devam ediyoruz. Çok kolay oldu. X ise HCl'yi ve sodyum hidroksit de vermiyor. Yalnız bununla veriyor. Norm, asitle de vermediğine göre her asitle vermemiş. Şu asitle vermiş. Oksasitle vermiş. Demek ki X de yarı soy bir metal. Yarı soy metallerimiz neydi? Ag, ondan sonra Hg, bir de Cu'ydu. X'imiz de gördüğünüz gibi Ag olmuş. Z ise bazlarla verilmiyor. Asitlerin hepsi de veriyor. Asitlerin hepsine verdiğine göre normal bir metal D olduğunu teyit etmiş oldu. Tamam. Geçiyoruz bir başka soruya. Örnek 33. Yukarıda verilen sodyum hidroksit suyu çözeltisine aşağıdaki maddelerden hangisi eklendiğinde OH iyon sayısı azalır. OH iyon sayısının azalabilmesi için asit eklememiz lazım. Ya da asidik karakterli bir şey eklemeliyiz. NaCl bir asit değil. Baz bu. Bu da baz. Metal. Metal eklediğin zaman ne olur? Normal bir metal tepki verimi vermez. Bu ne? Bak bunu yap, sokarsak tepkimi verir. Niye verir? Amfoter metal. Niye? Zeynep. Al sana pabuç, zannetme çarık. Pb amfoter bir metal. Amfoter bir metal olduğundan dolayı tepkimeye girer ve H iyon sayısını azaltır. Cevabımız C seçeneği olacak. Örnek 34. Aşağıda verilen metal çiplerinden hangilerinin Koch çözeltisiyle tepkimesinde aynı gaz açığa çıkar? Bu bir baz. Bazılarımız amfoter metallerle tepkimeye giriyor. Amfoter metallerimiz de Zeynep, Al, Sana, Pabuç, Zannetme, Çarık. Yani şunlardan ikisini bulacağız aşağıda. E seçeneğinde mi var? Cevabımız E bak. Yukarıdakiler aynı değil. Kohla tepkime girer, H2 çıkartır. Amfoter olmadığından dolayı tepkimeye girmez. Amfoter olduğundan dolayı tepkimeye girmez. Amfoter olmadığından dolayı tepkimeye girmez. Amfoter olmadığından dolayı tepkimeye girmez. Cevabımız E seçeneğidir diye tekrardan teyit ettik. Tamam. Şimdi gençler, asitlerin metallerle tepkimeler böyleydi. Bence pekişti. Yani ben pekiştiğini düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Çünkü çok örnek çözdüm. Sence pekişti mi? Asıl olan sencesi, bencesi değil. Burada testlerimiz var. Testteki soruları çözmeni istiyorum senden. Tamam mı? Hatta bir iki tanesine ben de bakayım, öyle bırakayım. Mesela şu birinci soru şekilli şukullu zor gibi görünüyor. Neymiş derdi? Bir anlayalım. Şekil 1'deki metal parçacıklar üzerine HNO3 delişik HNO3 çözeltisi eklenerek şekil 2 elde ediliyor. Bak, ekledin ve balon büyümüş. Balon büyüdüğüne göre gaz çıkışı olmuş. Gaz çıkışı olduğuna göre hangi metal olamaz diyor. Delişik HNO3 biliyorsun aktif metaller ve yarı soylarla da tepkime veriyor. Sadece soylarla tepkime vermez. Soy dediğin şeyler ise PT ve AU. PT ve AU olamaz bu metal parçacıklar. PT de platin. Cevap B seçeneği. Tamam. Soruyu böyle çözecektin. 2'ye de hadi bakalım mı? 2'ye de bakalım. Yukarıda verilen kaplarda metal çubuklar daldırılıyor. Çıkan gazlar sormuş. Bazılar amfoterle tepkimeye girerken amfoterle girdiğinde H2 gazı çıkar. Seyreltikler Ag yarı soy bir metal. Yarı soy metallerimiz seyreltik HNO3 ile tepkimeye girdiğinde NO gazı çıkartıyordu. Normal bir asit, normal bir metal, aktif bir metal tepkimeye girdiğinde H2 gazı çıkacak. H2 NO ve H2 cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet gençler, asit ve bazların tepkimelerini bitirdik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.